Bir gün bu şehri benim boyayacağımı biliyordum. O yüzden arka koltuktan kalkıp direksiyona geçtim. Adım Suha Orun. İstanbul Karaköy'de ticaretle uğraşıyorum. 2007 yılında bir Anadolu yakası, İstanbul Anadolu yakası bir firmada çalışıyordum. Burada yaklaşık 6 yıl bir görev aldım. Karaköy'de bir arayış içerisine girdim. Ne yapabilirim, nasıl ticaretle ulaşabilirim, ne gibi faaliyetler gösterebilirim gibi yaptık. Bir boya markasının eksiklerini gördüm. Bu eksiklerini tamamlamak için çalışmalar yaptık. Biraz zor şartlarda olsa da, yani çalışmış olduğum bir işten çıkıp kendi işimi kurmaya, bir hayalin içerisine girmek zor bir şartta olsa da bunu başardım, bir yer tuttum. 2011 yılında yapı marketi bölümünü kurduk. Yapı marketi bölümünde boyayla başladık. Bir iki yıl sonra izolasyon malzemelerini almaya başladık. İzolasyon malzemeleri yanlarında hobi boyaları gibi böyle karma bir konsept yarattık. Tam bir yapı marketi konseptini kurduk. Heykel boyama işleri ve heykel distribütörlüklerini aldık. Projelerde yer almaya başladık. Festivallerde bir sokak sanatçılarını birleştirip onlara boya tedarikleri yapıp grafiti yapıyoruz. Yani sokakta renklendiriyoruz. Bu süreçten sonra da artık Karaköy, İstanbul Karaköy'ün gidişatına göre bir otel. Turistlere yönelik ne yapabiliriz gibi düşünerek kendimiz zaten uygulama işleri yapıyorduk. Buraya güzel bir tasarım yaparak kendi olduğumuz binayı komple tutarak otel hizmeti başlattık. Bundan bir sene sonra da arka binamızda bir binayı daha tutarak ikinci binamızı alarak burada da bir otel hizmeti yaptık. Şu anda 3 tane binamız var. 2 binamız otel, altlarında hobi boyaları, yapı marketlerinin olduğu bir yerimiz var. 3. binamızda endüstri boyalarımızın ve epoksi boyalarımızın üretim haneleri var. Bunların yanı sıra projelerde yeni yapılan binalar olsun, eski renovasyonlu binalar olsun, tadilat tamirat işlerinde yaklaşık 50-60 tane dışarıda görev alan personellerimiz var bu konularda, uygulama konusunda. Eski çalıştığım firmada Akbank'la biz devamlı işler hallederdik. Devamlı bankada işleri ben hallederdim. Oradan karım bir sempati oluştu onlara karşı. Oradan ayrılıp kendi işimi kurduğum zaman da ben direkt ilk başta Akbank'ta çalışmak istedim. Akbank umutlarıma ışık oldu, hayallerime ışık oldu. Akbank'ın hem KOBİ müşteri temsilcisi olsun, hem yan kendi yaptığı işte şartlara, olaylara ve argümanlara göre yaptığı destekler olsun. Projelerde, eğitimlerde, finansal desteklerde, işte ne yapılması gerekiyor bu dönemlerde, nasıl bir hamle yapılması gerekiyor gibi denilen bir konuşmaları, istişare yapmaları bile bize çok büyük faydaları olmuştur. Verdiği destekler sayesinde yaptığımız yatırımlar ileri dönük bize bir kazanç sağlamıştır. Tabii ki hepimiz bu süreçlerde bir sıkıntı yaşadık, sorunlar yaşadık, ödeme zorlukları yaşadık. Bu zorluklarında Akbank'ın bize çok büyük destekleri oldu. Acil kredi desteklerimiz de oldu. Onlar desteklerini de verdiler. Daha sonraki süreçlerde işte yurt dışları işlerimiz olmuştu. Yurt dışlarında da bir kolaylıklar sağlamışlardı bize. Yeni yapacağımız yatırımlar için sağ olsun kendileri birebir başlarına durarak mal sahiplerinin de görüşmelerini, ödeme şartlarını hep kendileri ayarladılar. Bizi hiç yormadılar. Bize bu konuda çok büyük destekleri ve yanımızda olduğunu belirttiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz bu arada.